İki kişi.
8'de buz gecesi Esenboğa Havalimanı'ndan evlerine dönüyorlardı. Arkadan gelen bir araç onlara çarptı. İddiaya göre o aracın sürücüsü alkollü ve süratliydi. Kaza yerinden kaçan sürücü bir arkadaşını aradı. Kazayı üstlenmesini istedi. Ancak o plan kısa sürede çöktü. Arkadaşı geliyor. Sonra gelip atlat ediyor şey polislere. Şoför değil diyorlar. O zaman arkadaşı itiraf ediyor. Bir saatte yapar. Direksiyon başına geçerken 200 promil alkollü olduğu tespit edildi o sürücünün. Çarptığı araçtaki sapı savcıyla Müneyber Sütçü ise hayatını kaybetti. O kazada aracın içinde 5 kişi vardı. Osman Savcı da onlardan biriydi. Ağır yaralandı. Tam 5 ameliyat geçirdi. 6 ay işe gidemedi. Üstelik kazadan sonra %24 engelli hale geldi. Alkollü sürücü kazadan sonra tutuklanmıştı. Ama sonrasında görülen ilk duruşmada çıkan karar ailenin acısına acı kattı. Ben de konusunda emek hiçbir yol almıştı. Dışarıda hayatta sürdü. Kardeş, abla, bir yıl daha 12 yaşında. Kazada hayatını kaybeden iki kadın yan yana mezarlara defnedildi. Onların oğulları her gün gelip mezar başına dua ediyorlar. Acıları belki içlerinde yaşıyorlar ama kazaya sebebiyet veren sürücünün 8 ayda serbest kalmasını da isyan ediyorlar. İki canım bedeni 8 ay. Biz bunu devlet büyüklerimize soruyoruz. Adalet istiyoruz. Obezite her geçen gün yaygınlaşıyor. Üstelik bu tehlike çocuklara kadar sıçradı. Uzmanlara göre obez çocuktan anne baba sorumlu. Peki bunu engellemek için ne yapmalı? İşte anne babaların tavsiyesi. Uzmanlar diyor ki obez çocuktan anne baba sorumlu. Anne babalar sorumlu. Öyle düşünmek lazım. Çünkü anne ve baba da örnek. Şimdi tam uzaklardan nereye gidiyoruz? Eyvah, nereye gidiyorsun tam bu gene? Ay, en büyük sağlık sorunlarından birisi obezite. Ne zaman? Günümüzde her 4 insandan 3'ü ya fazla kilolu ya da obez. Yani obezite her geçen gün artıyor. Hem de çocuk yaşta. Ne yiyorsun? Zeynep. Hamburger değilim, arada pizza istiyor. Uzmanlara göre obez çocuktan anne babalar sorumlu. Bunu sana istiyorsun. Kızıyorum diyorum. Niye maalesef onlara yemek yedirdiniz? Ama anne babalar ne yapıyor da çocuklar obez oluyor? Nelere dikkat etmeli? Özellikle beslenme konusunda çocuklar nasıl yönlendirilmeli? İşte hem uzmana soracağız hem de sokağa. Şişman çocuklar hoşumuza gidiyor. Çok yedirmeye uğraşıyoruz. Bazı anneler çocuklarını tatlıca ve hızlı bir şekilde yemek yedirme eğiliminde yapıyorlar. Aralarında cibirin önünde gideni yememecece yapıyor. Çevresel, sosyal ve psikolojik faktörler etkili. İhmal edilmiş çocuklarda obezite riski çok daha fazla görülmekte. Uzmanlar en çok da şu konuda uyarıyor. Anne babalar çocuklara ödül olarak hamburger, pizza, patates kızartması vermesin diyor. Tabii ki bu obezite riskini çok fazlasıyla artırıyor. Çünkü çocuk ödül olarak önüne bu yiyecekler sunulunca mutlulukla o yiyeceklere eşdeğer kılıyor. Anlık mutlu olsa da mutluluk kısa süreli oluyor. Mutluluk daha kalıcı oluyor aslında. Büyüyünce hamburger diye tutturursa ne yapacağız? Valla elimizden geldiğince vermemeye çalışacağız. Yasaklama da olmamalı aslında. Sınırlamalar getirilerek makarna pilav çok fazla veriyorlar. Çocuğun hobileri üzerine yönelilebilir. Jimnastiğe gidiyorlar, yüzmeye gidiyorlar. Dans etmeyi çok seviyor. Uzmanlara göre anne babalar çocuklar için rol model. Yani evde anne baba yemekte ne yiyorsa çocuk da onu görüyor, onu istiyor, örnek alıyor. Diyet yapan şey var. Hamburger mi ıspanak mı? Ispanak da güzel bence. Banka hesabınızda bir anda size ait olmayan 10 milyon lira görseniz ne yaparsınız? Memur olarak çalışan Mustafa Güneş hayatının en büyük şokunu yaşadı. Peki ne mi yaptı? İşte yaptı. Bakan hesaplarına baktığında 6 sıra girdisinde hala bir dönem oldu. Geçmiş hesap kayıtlarında hala görülmektedir. Aslında banka hesabında çok cüzi bir rakam vardı ama bir günde tüm hesaplar şaştı. Banka hesabını kontrol ettiğinde hayatının belki de en büyük şokunu yaşadı. Çünkü banka hesabında tam tamına 9.609.596 lira 76 kuruş vardı. Bir kamu kurumundan mühendis olarak çalışıyor Mustafa Güneş, gözlerine inanamadı hesabındaki parayı görünce. Tekrar tekrar kontrol etti, bir yanlışlık mı var diye. Herkesi şaşırdığı gibi şaşırdılar. Esprince yaklaşımlar da oldu tabii ki bize. Yanlışlık yoktu, pazartesi gününe kadar bekledi. Çok
durum oluyorlar. Aileye geçebilecek bir pozisyon anlaştığını kendiler de belirttiler. Mustafa Güneş 3 gün süren milyonerliği sona erdi. Sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflar ne kadar gerçek? Çoğumuz hepimiz fotoğrafını paylaşmıyoruz bile. Hal böyle olunca doğallık ihtiyacı galip geldi. Dünya çapında bir tepki akımı başladı. Bazı kadınlar artık no diye kırılıyor. Sosyal medyada herkes daha güzel, herkes daha zayıf. Yani aslında kimse olduğu gibi değil. Araştırmaya göre iki kadından biri fotoğraflarında filtre kullanıyor. Bunda filtre yok. Yaptırmadan arkadaşlarım çok. Sen ne yapıyorsunuz? Filtre kullanıyor musun? Hepsini yapıyorum. Herkes farklı yani sosyal medyada. Kızın sadece mesela Instagram'da sadece yüzü var. Sonra kızlar birebir buluşmaya gidiyor. Kız aslında kısa boylu ve şişman. Durum böyle olunca da kadınlar arasında bir rekabet başladı. Hashtag no filter. Yani düzeltilmemiş filtresiz fotoğraf akımı doğdu. Yani kadınların bir kısmı filtreden vazgeçemezken bir kısmı da ben filtresiz daha güzel mesajı veriyor. Kendimiz beğenmiyor muyuz acaba? Yani herkes kendine böyle bir küçük kısımlar bulmuş. Peki işler nasıl bu hale geldi derseniz, işte bu tarz programlar sayesinde hemen hemen herkesin cep telefonunda buna benzer fotoğraf düzeltme uygulamaları var. Diyelim ki cildinizden ve burnunuzdan memnun değilsiniz. Tek bir dokunuşla bambaşka birine dönüşebiliyorsunuz. Düzeltmeler yapıyorsunuz fotoğraflarda. Evet yapıyorum. İşte mesela silince oluyorum, kapatıyorum falan. Ben yapılıyor tabii de ben yapmıyorum. Ben direkt burnumu yaptırdım o yüzden. Bence bir rekabet de söz konusu. Her zaman çevresinden biraz daha üstün görünme, biraz daha iyi olma hissi. Bence hayalimizdeki kişiyi birazcık yansıtıyoruz. Kadınlar en çok duygu dudaklar, kılsız bir cilt.